Şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesine bakalım. İran bilgilendirdi mi, bilgilendirmedi mi üzerinden biraz konuştuk ama şimdi İran'ın İsrail'e yönelik bu saldırısı sonrasında acil bir toplantı kararı alındı Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden başkanlığında. Ve İsrail'i bölgedeki Amerikan personeline bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu söyledi Amerikan hükümeti. Yine Harris'te durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Şimdi İran'a verilecek yanıt konusunda Amerika Birleşik Devletleri ne yapacak? İsrail'in yanında duracak zaten bunu söylüyorlar. Netanyahu'yla da konuşacağım diye bir açıklaması oldu Joe Biden'ın. Süheyla ne diyorsun? Amerika Birleşik Devletleri faktörünü konuşursak zaman zaman biz işte Lübnan'a kara harekatı başlarken ya da farklı noktalarda Amerika ile yani en azından Joe Biden'la Netanyahu'nun aynı safta durmadığı gibi bir izlenim elde etmiştik. Belki iyi polis kötü polisçilik oynuyorlar bilmiyoruz ama sanki çok da seçime giderkenki süreçte aynı tarafta durmuyorlar gibiydi. Şimdi İran'ın bu saldırısı sonrasında da orada da farklı bir iklim görür müyüz? Daha da yakınlaşmalarını görür müyüz? Çünkü burada seçim artık bir ayda zaman kaldı. Orada da oy için belki de Amerikan hükümetinin hali hazırdaki işte Biden'ın ve Harris'in de politikası daha da sertleşir mi İran'a karşı, diğer bölge ülkelerine karşı? Evet, şimdi gerçekten Biden ve Netanyahu yönetimleri çok ciddi, derin görüş ayrılıkları içindeydi ve bu zaten çok uzun zamandır, aylardır artık kamuoyundan gizlenemeyecek boyuttaydı. Öyle ki Biden bir ara Netanyahu'nun telefonlarına çıkmıyordu ve son zamanlarda ise artık Netanyahu Biden yönetiminin uyarılarını asla dikkate almıyordu. Çünkü bir ateşkes hedefi vardı. Seçimlere giderken Biden'ın kazanmak istediği tek şey bu Gazze'de bir geçici ateşkes. Bunun da altını çizelim. Kalıcı bir ateşkes formülasyonu değil. Ama bir geçici ateşkesi özellikle İsrail'i buna ikna etmek. Ama İsrail her adımında Gazze'de kara harekatlarını genişleterek, Gazze'de Mısır sınırından çekilmeyerek zaten Biden'ın elindeki bu kozu almış oldu. Daha doğrusu etkisiz hale getirmiş oldu. Lübnan'a da girmiş oldu. Haniye'yi öldürdü. Ardından Nasrallah'ı öldürdü. Hatta biz şaşırdık. Yani bütün bu Haniye suikastı ne zaman gerçekleşti zamanlama itibariyle? Tam da Netanyahu gidip Biden'la görüşmüştü. Ülkesine döndü. Birkaç gün sonra çok kısa süre içinde bu başladı. Yani Biden yönetiminin tam istediğinin tersi yönde hareket ama aslında belki de cumhuriyetçilerin Trump'ın da savunacağı, destekleyeceği şekilde çok daha agresif bir pozisyona, askeri stratejiye geçmişlerdi. Bu anlamda Biden yönetimi Netanyahu'yu ikna edemedikten sonra peki tutum değiştirdi mi? Evet, dünkü saldırı itibariyle tutum değiştirmiş gibi görülebilir ama aslında bu da böyle değil. Çünkü İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savunma anlaşması var, bir savunma paktı var. Bakın, Ukrayna'ya yapmadığı desteği Amerika İsrail'e yapmakla yükümlü kurduğu ilişkiler ve imzaladığı anlaşmalar kapsamında. İsrail saldırıya uğrarsa uğramadan önce ve uğradığı zaman Amerika destek vermek zorundayım. Bizim aramızdaki müttefiklik esası bu diyor. Dolayısıyla şu anda aynı noktadalar, aynı çizgideler ama artık Biden yönetiminin İsrail'den beklediğini alamaması dolayısıyla Trump'a da gün doğmuş durumda ki zaten bakıyoruz dün akşamdan beri Trump bu İran'ın saldırısını bir anlamda bir sıçrama yapma için bir uygun zemin olarak kullanmaya çalışıyor. Ne dedi? Bakın, Amerikan başkanı var gibi ama yok. Başkan yardımcısı var gibi ama o da yok. Amerika'nın liderliğine saygı duyulmuyor ve Amerika liderliğini tesis edemediği için de şu an dünya yangın yeri ve bizim yönetimimiz buna seyirci kalıyor. Ama ben başkanken Orta Doğu'da savaş yoktu. Ben başkan olsaydım İsrail'e de saldırı yapılmazdı diyerek en azından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o kararsız ve Biden'a yakın olan seçmeni yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü şunu unutmayalım. Bir seçim malzemesi olarak kullanılıyor Orta Doğu'daki bu durum. Kesinlikle ve de çok başa baş geçen bir seçim var. Yani her oy, özellikle cemaatlerin oyunu toplamak bu anlamda bu tarz dengeleri değiştirebilecek alanlarda bir öne atılma hamlesi Trump'ın tam ihtiyaç duyduğu şey. Dolayısıyla özellikle Trump kanadındaki gelişmeler, açıklamalar ki dün de bu arada geçtiğimiz saatlerde başkan yardımcıları canlı yayında ilk kez kozlarını paylaştı ve CNN'in anketine göre
O münazarayı kazanan kişi Trump'ın başkan yardımcısı adayı oldu. Yani bir şekilde bütün bu süreç Amerika'daki seçimlere de etkileyebilir. Ve Orta Doğu için ve belki de İran için daha büyük bir kabus senaryosu olan Trump'ın iktidarını gündeme getirebilir. Tabii ki Amerika'daki seçimler dış politika odaklı değişmiyor ama başa baş bir rekabette böylesi alanlar da belki bir açılım ya da bir şans kazandırabilir geride olan tarafa gibi bir değerlendirme yapmak mümkün açıkçası. Dolayısıyla işte böylesi bir durum var ve hatta bir önceki saatte konuğumuz Güru Gezer şuna dikkat çekmişti. Bütün bunlar şöyle bir ihtimali gündeme getiriyor. Netanyahu işte Biden'la görüştü. Zaten ayrı pozisyonlardalar. Daha sonra Mar-a-Lago'da Trump'la görüştü. Sanki orada bütün bunların kararı alındı. Hamane suikasti, Hizbullah'a suikastler ve İran'ı köşeye sıkıştırıp böyle bir savaşa çekmek. Çünkü Netanyahu'nun istediği şey bu. İstemediği gibi görünse de İsrail'le İran doğrudan savaştığında askeri güçlerini kıyaslayın, ekonomik güçlerini, teknolojik güçlerini kıyaslayın. En avantajlı taraf kim? Müttefik anlamında da en avantajlı taraf kim? İsrail. Ve böylesi bir İran'a karşı zafer kimi daha güçlü pozisyona sokar? Netanyahu'yu ve sallantıda olan geleceğini. Doğru. Şimdi tabii bir yandan İsrail Suriye'ye saldırıyor. Sonrasında Lübnan'a zaten bir kara harekatı var. Şimdi İran'ı karşısına aldı. İran'a yeni bir misilleme olur mu olmaz mı? Ki İran dışişlerine dedi misilleme olmazsa bu saldırı sürmeyecek dedi. Birleşmiş Milletler'e de eğer bana bir karşı saldırı olursa ben de saldırırım dedi. Şimdi herhalde bundan sonra gözler İsrail'in ne boyutta bir saldırı yapacağı. Sen ama altını çiziyorsun. Nükleer hedefler bundan sonra hedef alınabilir mi? Asıl amaç o mu? İlk vadede petrol tesisleri üzerine duruluyor ya da yine askeri tesisler. Nisan ayındaki İran'ın saldırısına yapılan misillemede gibi. Ama şimdi buna bir de işte İran ekonomisi için bel kemiği olan o petrol üretim tesisleri belki büyük çaplı eş zamanlı farklı bir noktada diye düşünülüyor. Ama uzun vadede olur da savaş çıkarsa tabii ki asıl hedef bu kez nükleer programı zayıflatma yönünde hem kişiye yönelik yine suikastler olabilir. Düşmanın nükleersizleştirmek için adımlarını atacaktır İsrail fırsatı geldiği zaman. Şimdi ekonomiden de bahsettin. Zaten İran'ın iç ekonomisi darmadağın bir durumda.